vardır hasretim. Başlarına ela gözüne, ela gözüne dayasam başımı göksün üstüne, göksün üstüne. Sen Sivas'ı seyre, yar ben de seni, yar ben de seni. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni, yar ben de seni. Garip Ferhat'ın kurbanım olsun, kurbanım olsun. İşte bu canını önüne seresin, önüne seresin. Söyle bu dünyayı sensiz neylesin, sensiz neylesin. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni, yar ben de seni. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni, yar ben de seni. Keklikoğlu köyünden Durdu Cengiz, Keklikoğlu mahallesinden, öyle mi dedik ya? Keklikoğlu mahallesinden Durdu Cengiz, 1938 doğumluyum, 81 yaşındayım. 5 tane oğlum var, hepsi Kayseri'de sanatkar, ikisinin dükkanı var, ikisi şirkette çalışıyor, ben de burada eşbirlik yapıyorum. Bizim aslımıza Abdülşah denilir. Babamın adı Zeynel, dedemin adı Yusuf. Olmaz mı? Dedelerimin ikisi de hatta kaldı. Birisi Rus Harbi'nde, birisi anamın babası da Kunt Harbi'nde. Dedelerimin ikisi de şey... Erzurum'da değil mi? Erzurum'da. Yok. Orada ölüp gelen yok. Severbellik'te değil mi? Severbellik'te orada kaldılar. Dedem kaldı. Kimse yok. Benim başımda Böcüklü diye bir tarlalarımız var bizim. Çatalakaç mevkisi, Böcüklü tarlalar. Çamınlı var, orada ekliyorum, kurenk ektim oraya. Bu yanda Kalenderesi'nde bağım var. Yani hasılı bizde bir şey yok da gençlerimiz çok. Hepsi gençler, köyde çok şükür. Herkesin sanatı var. Herkes sanatkar yani, köyümüz iyi. Ulan kadınlar yığarlar. Yün yığarlar, bu Tokaç bunun ismi. Bunu yapardım ben yani. Çamaşırları. Ya, çamaşır yıkarlar, yüzü yıkarlar. Bununla Tokaç kilimleri, keçeleri birlikte de yıkarlar. Bayramlarda herkes birbirine sahip ve sevgi vardı. El öperler, ziyarete giderler. Camiden çıkınca herkes misafir dönüşürdü. Ekmeğini yerlerdi, suyunu içerlerdi. Güzeldi, iyiydi yani. Şimdi köyde kimse kalmadı, hep gençler. Bizim 300 hanemiz, 400 hanemiz var Kayseri'de. Düğünler 3 gün evvel Kınacı gider. Orada dururlar. Ondan sonra evet Perşembe günü gider Kınacı. Cuma günü orada kız evinde yani çalır oynarlar. Alı gelirler öğlenden sonra. Yemek yapılırdı değil yemekler mi eskiden? Olur. Eskiden çilli pişirirlerdi, çilli derler yani.
Büyük kupeli kazanlarla üzümünen sır keserler, geçik koyun keserler. Böyle iki köy, üç köy, bir olurdu. Yani burada köyler birbirine yakın ya, burada düğün olsa yakın köyler hep gelirmiş. Her köyler o köyde olurdu. Okulda olurdu, gelir herkes yol getirirler, herkes koyun, kuzu, koç. Yol dediği yani bir de gelirken... akraba zaten bütün köyler birbirine yani. Akrabaydı yani kız alıp kız veriyorlardı. Şimdi işte göç oldu Kayseri şehre. Göç oldu. Kimse kalmadı burada. Benim gibi ihtiyarlar kaldı işte biz de burada idare ediyoruz çok şükür. Eskiden düğüne işte gelirken koyun getirilirmiş düğün sahibine. Hediye. Hediye. Köyden de yani yardımlaşma. Getiren olurmuş yani. Düğüne gelirken koyun getiren olurmuş. Koyun veya kuzu. İki tane hanesi abi vardı. Üç tane hatta. Birisi Hacı Ağuz'un Mulla derlerdi. O birisi Şakir Ağa. Birisi de Haşim Çavuş derlerdi. Ele ekseriyet Haşim Çavuş. Köyün o bir başından bir şeye gelen olsa yani tanıdık olmazsa bir şey etmese Haşim Çavuş'un oraya derlerdi yani. Gelirlerdi, odalarda otururlardı böyle kaşık kalıp lambanın ışığında. Kimisi kaside okurdu, kimisi bir şeyler okurdu. Herkes dinlerdi yani. Böyle herkese saygı seviye vardı yani o zamanlar iyiydi. Şimdi kayfe yoktu köyde. Böyle bir şey olmazdı. Oraya otururlardı. Eski yazıdan nasibe derler. Onu okurlar, onu dinlerdi odada. Haşim'in odasında hep toplanırlardı. Bir odaya toplanırlardı ekseriyet. Bir kaşık kalıp otururlar orada. Herkes birbirini dinler yani. Bu 78'den önce falan 74'te geldi herhalde elektrik. Daha önce elektrik odalarda belli bir yerlerde otururdu. Hikaye anlatırlardı. Televizyon falan yoktu. Biz küçüktük. Sonra 74'te elektrik geldi. Ondan sonra 78'de, 77'de falan televizyon falan geldi. 80'den sonra komşuluk bitti gibi bir şey. 14 numara gaz lambası olurdu. O lambayı yakardık. 14 numarayı da yani zengin evler yakardı. 5 numarayı yakardı. Daha evvelisinde var ya benim aklımın yettiği zamanda bezir yakarlardı, bezir. Şimdi ziyarek ekerler, ziyarek ızgın. Onu ekerlerdi. Murat Bey elde seten vardı. Setenle yaparlardı bunu. Bir çuval gövdün çıkardı, bir teneke de bezir çıkardı. O bezirle, hemen bezirle yemek de yaparlardı yani o zamanlarıyla bir şey yoktu yani. Ekseriyet malla davarla olurdu da, o ziyaret zamanı işte onunla yaparlardı, mallara gövdünlü yedirirlerdi. Bezirle de bezir korular, o bezirle şey vardı, diare. Gaviye motorla un değirmeni vardı burada, un değirmeni çalışırdı. Sonra vatandaş fabrika yaptı. Öldükten sonra da fabrikayla, istokatıyla duruyor. Havuz emmini sele gitti, 76'ydı. 76'dı ya. 76. Gömürgede teaziye gidiyorlar adamlar. Oradan ölümüye teaziye yapıp gelirken sele kapılıyorlar. Onda biz aşağı Yoncalık'ta buzu yayıyordum ben. Bunun benim yaşıt oğlu var. Buzuları şey yaptık, Yonca'dan çıkarttık, geliyor. köye az bir şey kaldı. Gaz çırası, çırası bize ışık olurdu. Neler gördü, neler dedemin yurdu. Aç kurtlar da dağ başında olurdu. Köpek sesi diye öğüdü. Köye az bir şey kaldı. İnan var ya suyumuz çıktı, iyice ıslandı. Şu köyün şeyinden ufak yerlerden bir sel gidiyor, neredeyse kuzuyu götürecek şekilde. Neyse geldik eve, ben üstümü deniştim, ıslandım ve üstümü deniştim, yatıyorum. O zamana kadar bir çağırtı, bağırtı, işte o 6 kişi mi, 5 kişi mi sele gitmiş. İşte 76'da şeyden geliyor, tek durdurken. O dere de yani sele insan gidecek bir şey değil de onda çok yağmış herhalde. O zaman ben de üstümü değiştim, yapıyordum, kalktım, bir baktım, kimisi bağırıyor, kimisi çağırıyor. Kadının biri de işte kardeşi sele gitmiş, işte tek kardeşi sele verdim diye Zekiye bir rahmetlik, o da rahmetli oldu.
diyeceğim öyle. Eteğinde davarların beslenin, oyağınla çobanların seslenin, yağar yağmur güzellerin ıslanın, tadına doyulmaz hınzırı da. Uzaktan görünür toprağın taşın, tarihi okudun belisiz yaşın. İntizarlı mısın dumanlı başın, dumanın gitmiyor hınzırı da. Ağlarda koyağına yaylanara göçerler, koyağına çadırını açarlar. Pambucaktan soğuk suyu içerler, şifadır suları hınzırı da. Cehennem deresi diller sizin eliniz, yaz gelince az kalıyor sürümüz. Kuz gelince azalıyor, yaz gelince açılıyor gülümüz. Kuz gelince azalıyor sürümüz, kusuruma kalma hınzırı da. Arkana almışın Çerkezi düzü, belisiz onların gelini kızı. Durdu Cengiz'in de bu kadar sözü, kusuruma kalma hınzırı da. Ben Zeynel Cengiz, Turdamca'nın oğluyum. Acık sesli koru. Ben 76'da Kayseri'ye gittim işte burada. Sanayide sanat öğrendik. Anlıyorsun. Belirli bir yere geldik. Herkese selam olsun. Herkese benden selam. Bitiyor mu yani? Bitirme. Bizim köyümüz var ya, ülema yatağıydı. Lüma yatağıydı Lüma ve de mimarı ustası Bol Köklükoğlu. Mimarı ustası Bol Köklükoğlu. Hep 60 tane 70 tane sanatçımız var. Yahut Karakoyun, Feroğlu'nun Keklikoğlu mahallesindeydik. Ağaç dikiyor, ağaçlandırma yapıyor yolların kenarına. Hardal otu, yenir yani, çok olur. Baharın olur. Buna Gemerek yolunun üstü derler, Eneş yolu derler. Evet, Gemerek'e gidiyor. Hem araziye gidiyor, hem Gemerek'e aşar burada. Evet, çok şahane. Yağmurlar da yağsa daha ekinler yeşerir. Nasılsın şu böyle? Al bakalım. Terledim ben oğlum. Sarı çiçek. Girmiyor bak. Benim hatıralımı çekiyor. Ama kurban olayım. Hayat da yok. Nasıl çekiyor? İyiyim çok şükür. Allah bugünümü aratmasın oğlum. Ben kim miyim? Ama Hatem Hanım, orta köylüyüm, buraya gelin geliyorum, 100 sene oluyor, ne oluyor gelirdi. Vallahi yaşımı bilmiyorum, uğurmuşluğum yok. Yaşımı bilmiyorum da. İyi mi abi? Şey de olmaz. Tamam, bakalım. Boş. Senin kışın yok mu? Soruya bak da resim çekilir hadi. Ben kulağımı şey yapma. Kulağımı dağmadım, kulağım duymuyor ya. Nereli bu? Çekecek mi şeyi? Ama yola gidemiyorum kötü. Thank you.
Ramazan. Çektik de Ramazan'ı. Baba. Gel basın. Şöyle açalım zaman bari lan patlamalı bir elin önünde. Açılmıyor ki. Dur 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 usta dur. Gel şişe. Şişiyor lan. Vurayım mı? Evet abi. Git be abi. Yusuf bas. Bas lan. Baba. Neredesin? Buradayım. Ali nerede? Ali yok. Hadi. Var mı? Var mı? Onu da atayım canı atasın.83. O da hemen hemen. Yakın. Ederim. Ederim. Görücüm. Ya evlendim de böyle tıraş olur. Benden 4 yaş küçük. Büyük. Kendi öğrendi. Öğrendi. Bak dedi mi? Bu üçlü. Bunların tohum ekilirdi, çift sürülürdü. Çok eski yani bu. Bu 1960, 70, 80'e kadar bundan uğraşılıyordu. Buna bir çift öküz koşulur. Buna bir çift öküz koşulur. Burada boyunduruk vardı. İşte zevlesi, kayış. Onunla sürülürdü bu. Tohum ekerlerdi önlükle. Evet, bir kişi tohumu eker, arkadan da bir kişi ekilen yeri sürürdü bunlar. Çok. Bunlar daha şu küçüğüydü. Kaç, 15 yaşından beri yapıyor. Şimdi 80. Bunlar çanta. Bunları bir arkadaş ördüm. Değil. Önce duruyorum, ne yapıyorum, görüyorum işte. Allah'ın yarattığı kullardan kimden olacak? Kekik oğlu. Sadık Bozdağ dedi. Tabi zamanı sular bir daha sulamazsan bir sonra su azalır tamam bir kez daha sulayalım. Nasıl kaç sen? Kaç bir sen? Evet. Geldi. Terafi verdi. Beni mi çekiyorsun? Torun da dolu, araba da dolu, hepsi dolu. Hepsine selam ediyor, gözden öpüyor. Ben mi? Ben Burcu Bahadır. Halliha'nın hanımı. Bahçede ne yapıyor? Bahçeye baktım dedim. Şimdi bizim aslımızı sorursan bize mesle öler derler. Buraya soracağım koku. Mesleoğullar, ben Mesleoğlu'nun torunuyum, ben adım Yusuf Oğuz, 1946 doğumluyum. Çanakkale'de yaptım askerliği, jandarmayım. Efendime söyleyeyim, burada büyüdüm ben. Çiftçilik, zorlu çiftçilik yapardım. Nohut, mecimek, arpa, buğday, bir çıtatım vardı. Atları saldım, sattım, motor aldım. O motorda o atların tadını bulamadım. Motorda bulamadım o atların tadını. İşte. Motoru sevmedim ya. Zorlu motorumdu, sevmedim. Eskiler atları, şeyleri daha çok seviyorlar. Onlarla arkamdan bir at gelekene, araba gelekene benim atlar şahlanır. İmkan mı var yol versin onlara?
Efendim daha işte 80-81'de aldım bu motoru. 84'te geri sattım. Yok, adına ne olacak? O zamanlardan sonra kalmadı. 85. Bu adamlar kullanmadı motoru. Okuyacak biz dediler. 85'lerden sonra. Gömürgen var şurada. Orada patozun altında sattım. 4,5 milyona verdiydim. Kapıya geldik, motor çıkıyordu. Benim bir anam var, babam yoktu. Ondan dinlenirdi laf. Anamın dudağı şuradan şak diye yarıldı, kanıyor. Motoru ağlıyor. Motorun önüne geçtim, bildim mi sattığım adama. Motoru vermiyorum arkadaş dedi. Niye dedi? Ağlayanın malı güven hayretmez. Bak anamın marağı geçmeyin. Anam ağlıyor, motoru satmam dedi. Tamam abi dedi o da. Borç karşıladı. Yalnız abi dedi, bu motoru sen satarsan elden biz 1 milyon, o zaman milyon da yok. 1 milyon, 1,5 milyon fazla verecek. Gidiyor, soruyor Gemerek'ten, İmir Çubuk'tan. Köyün şu karşısında. Şarambolun içinde kaldım. Bir adamın eli geldi suratıma diye adamla sağlam daralıyordum sapın altında, öyle sıcak ki. Araba üstüme döndü. Kız kardeşimle gidiyordum. Kız kardeşim vardı. Onunla ipi çekiyorduk, arabanın ipini. Sonra baktım ki iki arkadaş beni alttan çekti çıkarttı. At koşardık. Akşama kadar ekim biçerdik. Kayseri'de biçerdik. Karpuz sekisinde biçerdik. Gelirdik. Tatlı'da biçerdik. Ondan sonra buraya. Tırpanla mı? Biz üç kişiydik. Argıncık'ta namımız vardı. Biri şunun babası, biri de ben, bir de bunun babası da emmi oğlu. Bunlar da Oğuz'un da, bu Oğuz sana çevirtirdi bunlar. İsmim Serkan Oğuz, Yusuf Oğuz'un oğluyum. Kayseri'deyim, Devlet Demiryolları'nda çalışıyorum, mühendisim. Bugün de işte babama yardım etmeye geldik buraya patates ekmeye. Öyle biz de çocukluğumuzda köyde, işte ilkokuldan sonra, bitirdikten sonra köyden ayrıldık da. O zaman biz ayrıldığımız sıralarda köyde traktör yeni başlamıştı bizim köye. 80'lerin ortasında, 85'te falan alınmaya başladı. O zaman at da vardı, öküz arabası olanlar da vardı. Ama işte sonlarıydı, artık traktör başlamıştı. Tırpanla biçilirdi ekinlerimiz. Yani Kayseri'de ekin ve bütün mahsuller yaklaşık bizim buradan bir ay önce oluyor. Yani bizim buradan bir ay önce olduğu için önce gidip, yani biz gitmedik de babamlar, onların emsalları. O zaman bir ay gidip Kayseri'de çalışırlarmış. Ondan sonra kendi mahsulleri için buraya, harman için dönüyorlar. Ya o şekilde çalışmışlar. Biz de şeyden sonra fazla çalışmadık daha doğrusu köyde. Sadece yaz dönemlerinde gelirdik, okul tatillerinde. Böyle. Şimdi patates ne yapıyorsun? Patates ektik. Yani darlılar aslında çok da şeyimiz yok da boş kalmasın istiyoruz. Yani bir gelip gittikçe uğraşacak şeylerimiz olsun. Patates ektik. Bura şu araya da artık domates falan ekeceğiz. Salatalık. Salatalık sütü çıktıktan sonra. Biz 4 kişi. 3 oğlan 1 baba. Herkese birer karık domates ekliyor. Şey ekliyor. Patates. Gelecekler, sokacaklar. Bütün herkes patatesini alıp gidecek. Şuraya da salatalığına şey ekeceğim. Domates. Efendime söyle. Allah izin verirse, bir de şu yukarıda var ya, şurada, oraya da patates ekeceğim, bunlar gidecek de ben oraya belli ettireceğim. Eskiden diyorum, hocam, kara sapanı biliyor musun, kara sapanı? Çit! Akşama kadar nasıl onunla gidik gidik geliyor ki, tek. Aha bizim memnun şimdi 3,5'a, 4,5'a da değil mi? 5,5, 6,5. Orta köydenim, Öztürk derler bizim zaten. Mamı okaler. Buraya da çok oldu. 73. 73 yılında. 47, 48 sene oldu burada. Ama amcam evlendiğimiz sonra kurban oldu. Evvel hemen verirlerdi. Gece atına getirdiler gece. He. Atına getirdiler gece. Anlamazlardı evvel. Bir bakım 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 diyordu işte. Bilmeden geldim. Hırsız gibi çaldılar getirdiler. He. Hırsız gibi. Hiç bilmezdi kimse kimseye, kurban olduğunu göstermezlerdi. Öyle geldik eve. Köyümüz aslında daha da güzeldi, su azaldı, sular kalmadı. Şu önümüzde dere var, o dereden önceden biz geçemezdik.
Yani su çok fazla su vardı. Şimdi hiç kalmadı neredeyse. Hocam sen de hoş geldin hocam. O yüzden buralar daha yeşillikte her taraf su çok olduğu için şimdi kalmadı. Şimdi biraz daha azaldı. Ve köyde artık geçim şartları çok zor. Yani hiç genç kalmadı. Tamamen yaşlılar var. Her evde bir iki yaşlı kaldı. Gençlerin hiçbiri burada durmuyor. Şehre gidiyor. Orada yapardık kalanlar. Bulabildik kendi işlerini yapanlar var. O yüzden yani bir düşüncemiz aslında köye dönüş artık olması lazım. Tüm her taraf boş kaldı. Yani buralarda 3-4 tane sürü olurdu. Her ot bulunmazdı yani yedirecek hayvanlara. Şimdi ama her taraf ot içinde. Ben Abdullah Şahan'danım. Abdullah oğullarım ben. Soy isim Özbek. Özbek. Daha sorursan Beyaz Yadi oğullarım. Ha maşallah. Ha Beyaz Yadi'lerdenim. Beyalık var bizde. Ha. Yavuz Oğuz. Yusuf Oğuz ne oluyor? Matematik öğretmeni Kayseri Fen Lisesi'nde çalışıyorum. Bizde abi biraz önce anlattı. Öğrencilik yıllarımızda, çocukluk yıllarımızda köyde çalıştık. Sonra okul açıldığı zaman okula gittik. İşte topraktan geldiğimiz gibi toprağa dönüyoruz tekrar. Herhalde tekrar dönüş olacak. Çünkü toprakta hayat var. Yaşam burada. Bizim tarihçimiz İlber Ortaylı. Şehirdeki insanların hayat yaşamadığını söylüyor. Hayatı köydeki insanların yaşadığını söylüyor. Biz de fırsat buldukça gelip onu hissetmeye, yaşamaya çalışıyoruz. Dolanı dolanı çıktım yamacı ağırlık haberi ölümden acı. Eğer bana gelmeye gönlün yoksa sen bana kardeş ol, ben sana bacı. Eğer bana gelmeye gönlün yoksa sen bana kardeş ol, ben sana bacı. Aşağıdan dağa yukarıya gelen yar, hiç görmedim senin gibi gelen yar. Birincisi beni elinden aldılar, İkincisi koyun olum elen yar. Birincisi beni elinden alırlar, ikincisi koyuyor oğlum elen yar. Aşağıdan dağa yukarıya gün olur, senin uçun kavga düşkan olur. Bir sarısak nazlı yârim ne olur, sermiyen de nasilir mi polun yer. Bir sarısak nazlı gülüm ne olur, sermiyen de nasilir mi polun yer. Bütün Türk vatandaşlarının Ramazan'ını, mübarek kandillerini kutlarım. Birlik, beraberlik dilerim. Güzel Türkiye'mize. Türk'ü söylesene ya. Hoş geldiniz. İyi misiniz? Allah evliliğinizi versin. Evet yordum valla. Ellerim yordum. Ben şimdi sana kişiye dönecektim. Ben Kekke Oğlu'ndanım. Buradan Mustafa Temel'in oğluyum. Babam İbrahim
Dedem İbrahim Temir, babam Mustafa Temir, oğlu ben oğlu Yunus Temir. Ben bugün burada hafta sonları geliyor, burada bağımız yok. Biraz ekecek yerler var, onlar ekiyor. Diğer günlerde sen şehirdeyim, ben orada çalışıyorum. Başka bu bağ aşağı yukarı 45-50 senelik var. Bu dedemden geçme, dedemden babama. Dodur'da için, Dodur'da için. Biz de geçme, biz üç kardeşlik ya, böyle üç herkes. Mallarını aldı işte, burada bile düştü. O kulübe ev önceden yıkılmış, evet. Dedemin zamanında. Kurtulacak sen inşallah. Ama giden sene üzüm vardı burada. Üzüm, şimdi babam öldükten sonra 2013'te falan babam öldü, ondan sonra bakılmamış bağa. Bakılmadığı için her sene çıkıp yeşermiş, üzüm vermiş. Olur olur. Üzümlü arkadaşlar kesmiş bizim birader. Geç sene belememiş, bakmamış, tekrar şuka çıkmış, o kurumuş öbürü vermiş. Hayır. Yok, ben 11 yaşından beri kaçırdım. Aşağıya var 50-48-49 sene. Yok, burada pek durmadım ki ya. O zaman 5 yaşında girdim, 10 yaşında, 11 diyeceğim sonra oradan çıktım. Ondan sonra daim oraya gittim, yeni çıkıkta demirciyle başladım mesle. 1.80-81 hafta yeni çıkıkta çalıştım, oradan sonra da Kayseri'ye gittim. Tekliboğlu köyünden, Durdu Cengiz'in kızıyım, Yunus Bey'in eşiyim, 35 senedir Kayseri'de yaşıyoruz. Bu sene işte burayı paylaştılar, bu sene geliyor ki yok buralarla uğraşıyor. Köyde 17 yaşına kadar kaldım, 17 yaşından sonra evlendim 18'inde. Kayseri'ye gittik, 35 senedir de Kayseri'deyim. Bakarız belki geliriz, köy hayatı bence çok güzel, gerçek. Kayseri'de ne var ya? Dört duvarın arasında dıkı, kuş sesi duymuyor, kavak esintisi duymuyor, şurada toprağa elini değiyor, çubuğa elini değiyor, dine elini değiyor, yani her şeyden doğal yani bura. Gerçekten ben gelmeyi düşünüyorum. Orada ne yapıyorum ki? Orada sabahtan öğleye kadar Kur'an kursuna gidiyorum, öğlen eve bir giriyorum, bir bakmışsın bu gelmiş. Oturuyor, akşam yemeği, çay iç, sohbet, muhabbet. Gidersek ziyaretlere gideriz, gitmesek evde otururuz. Bahtımız öyle geçer işte, 50-55. Bu 56 yaşında, ben 53 yaşındayım. Benim babam burgulcuydu. Yani köyde kimse yapmazken, benim babam, bir de Ramazan Er Yılmaz var, onların o taraf kaynadı. Kimse yapmazken benim babam yapardı. Sonra herkes oldu yani, herkes yapmaya çalıştı. Herkes yaptı, sattı. Güzeldi yani. Nasıl yapardık? İşte tarladan çıkardık, götürür yıkardık. Ondan sonra kaynatırdık, onu kurudurduk, tekrar çekerdik, elerdik, elekten geçerdi. Şimdi makine, her şey makine. Burgulunu bir elerdik, başını çıkartırdık. Ondan sonra burgulunu elerdik, düğürcük çıkardı. Düğürcüğü elerdik, ince burgulu, ince pıt pıt çıkardı. Yani kaç elekten geçerdi. Yani köy hayatı tabii güzel. Kayseri'de ne oluyor ya? Saat 9-10'a kadar yat, ondan sonra da kalk, üf. Şuram ağrıyor, üf. Şuram ağrıyor. En büyük anım da bu. Severek, kaçarak evlendik. İşte en büyük mazim, en büyük anım bu. Nasıl kaçırdın dayı bir anı? Çok kolay. Akşam geldim tasminin evinden aldım, vazim bu kadar vazim. İşte bu kadar vazim. O da 5 kardeşim bir başlar. 5 kardeşim, bir bacısı. 5 tane kızım var. 7 tane torun var. 3 evli kızların, ikisi bekar. Biri lisede okuyor. Biri üniversitede okuyor. Tamam, yeter mi? O şekilde yani. Yeter, yeter. Hayatımız bu bizim. Kayseri'den de izleyen olursa herkese selam. Adım Seyit Oğuz, 83. Bu da emmimin oğlu. Bu Mevlüt Hoca'nın torunuyum ben. Bu da benim emmimin oğlu. Oğlu. Burada yaşıyor. Hiç işte azıcık iki parça tarlamız var. Onunla uğraşırız. İşte böyle 5-10 kuruş aylığımız var. İşte ondan geçinip gidiyor.
köyde çobanlık yaptık. 40-50 sene. Ya. Koyun da yaydım, kuzu da yaydım, yılanı dağ da koyun da yaydım. Yaymadım, gemerek de koyun da yaydım. Yaymadım, yer kalmadı. Şimdi unuttum 83 yaşına diyelim. Her şeyi unutuyorum. Şuraya koyduğumu arayıp bulamıyorum. Aha, bitti. Bitti. Bilirim canım akışla, Uluş'a, Gömürgen, Avanoğlu, Kurulu, Birinci, Manavuz, Karabekilli, Alınköy'ü, işte bunlar bu yukarı sayıda gel bırak, Zencik. Ondan uğraştık zaten, yediğimiz içtiğimiz ekmek oldu. Kaç sene oldu ki? 56'da Kayseri'de 3 tane taksi vardı, 56'da. Kayseri'de tusluğa yapılı taksi vardı, gelen ona bakardı, giden ona bakardı. Ondan sonra Bemece çıktı, Ağustos çıktı, bilmem uzakta gittim, iş yürüdü. Ho, devirmez olur musun, devirmez olur musun, Kaan'ı devirmez olur musun? Kaan'ı bu, dere tepede zaten tarla arazimizi görmüyor mu? Allah kös yapıyor, ya çıkmış bir tarafa fazla vursan gel gelir. Ya, pişmez olur musun? Şu köyde yerinde yaşarsınlar, şuralarda evvel bir şehir deydi, bir şehir neredeydi, hiçbir şey yoktu, adı yoktu adı. Ya ağzını daha kaldırmaz olur mu canım, bu kadar bu yaşa geldikte armaz üstü olur mu? Daha başında. Ağzını iyi diyeyim, hepsi yapıldı. Sürürdük, savurduk, avradık, uşak karıştırdık, ederdik. Bir de öşür çıktı. Öşür çıktıydı, buğdayı denize döktü. İsmet Paşa harcayamadı, topladı, öşürüne aldı, milleti bir eziyetine yaşattı. Ya iki tane şeyle kendini bilmez adam koyurdu, Allah göstermeye bir kralıydı köylerde, kral oldu, kral. Ya şimdi bugünümüze şükür, Allah'a şükür, bugünümüze şükür. Ya bayramlar, evvelki bayramlar şimdikinden iyi olurdu, büyük küçük saygı, sevgi olurdu. Şimdi böyle sağlıklı, sevgi yok. 5-10 kuruş olan önüne geçilmez oldu. Yem, vallahi önüne geçilmez oldu. Allah ya. Düğünler de iyi olurdu. Şimdiki saygı vardı, sevgi vardı. Gelin kayınbabanın önünden geçmezdi. Hürmet ederdi. Şimdiki hürmet, mürmet bir şey kalmadı. Geçti gitti. Bitti. Bitti. Eski o insanlar, insanlar bitti. Şurada camide hiçbir camide ezan okunuyor sarı olanda, camide bir namaza gelen yok, camide namaza gelen yok. Her yeri yoktu. Burası ettik, şuraya fıska ettik, şu öte yana biber ettik, şu oraya domates ettik. İşte o uğraşıyor işte. Vallahi Allah Tanrı selamı, herkes yiyorsun. Herkes yiyorsun, başka bir şey diyemem yiyorum. Allah düşman dediğine koymasın, düşman eline koymasın. Ordumuzu, devletimizi korusun. Bak doluyor. Ah, hadi Allah yürüt. Adım Ramazan, soyadım Erdoğan, babam Önder Erdoğan. Şeker, Kayseri. Ben Akkışlı'dayım. Akkışlı'dan buraya gelin geldim. Akkışlı'da doğdum, büyüdüm. 25 senelik gelinim. 3 tane kızım var. Biri hemşire, ikinci sınıfta hemşire. Biri de 8. sınıfta okuyor. Ben bence hacının geliniyim. Ben Safiye Er Yılmaz. Ben Raziye Er Yılmaz, Yiğit Türk. Durun Sivas doğumluyum. Buranın geliniyim, Keklioğlu geliniyim. 6 tane çocuğum var. 4 oğlan, 2 kız. 4'ü Kayseri'de, 5'i Kayseri'de, biri İzmir'de. Burada yalnız yaşıyorum. Can isterlerse binde biri geliyor, can istemese gelen de yok. Burada değirmencilerdenim. Haceller değiller. Kayınbabamın adını söylesene, Halil'i. Halil Er Yılmaz'ın geliniyim. Şaban'ın hanımıyım. Hı. Ben de aynısıyım. Sivaslıyım, Ağaçası Koyun'dan gelin geldim buraya. Benim de aynı, 7 tane çocuğum var. Süleyman Er Yılmaz'ın hanımıyım.
işte. Biri askerde, biri Çankırı'da okuyor. Oğlumun biri 17-18 yaşında. Bir de kızım var evde. İşte böyle. Başka bir şey yok. Bu hayat. Hayat. Sivaslıyım. Ya kaldın koyun söyle. Köyüm yapaktır. Ha, suyunu söyle. Uşaklarımın iki denesi, biri Denizli'de, biri Nevşehir'inde. İki denesi Girinci köyünde. İki denesi Gömürgen'de. Altı kızım var, bir oğlum var. Sivas. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı Sivas. Ahılsızlar geldik işte. Ahılmasak gönderdik. Yazın yiyeceklerimizi hazırladık. Biz de gelin dondurucularak olduk. Kışında yedik. Erişte keseriz, melemen yaparız, patlıcan koruk. Ondan sonra fasulye, yeşil fasulye kışı yaparız. Yuka ederiz. Kuku yaparız, yuka yaparız. Yaparız. Hepsini yaparız. Elimiz neşe edilsin. Bebettik kanı konusu. Yuka evicilimiz de bu. Mahallemizin çavuşu bu. Bizim bir elti bu, elti büyük elti. Ha büyük elti bu. Şu şunun gelini. Evet. Bizim üçümüz elti ediyor. Bunlar üçümüz eltiyiz. Kayın avradıyık yani. Kayın avradı. Vallahi hiçbir şey yapmamış. Evet, bak kaynatıyordum ben. Burkur kaynatırlar. Ondan geçinirdi yani. Sanatı burkur. Şimdi genellikle burası burkur. Evvel burkur kaynatıyordum. Şimdi hep vefat etti. Artık benim de benim işlerim bulunuyor. Arzamaz ekmek yiyor. O işten de vazgeçtim. Bizim, ben Sivas'ın kurun şeyinde, kapımızın önünde sokumuz vardı. Yarma diverdik ki, üç tokmağla dumanını attırırdı. Kızlar birikirdi, karılar türkü çağırdı, değirmende bulgur çekerlerdi. Üstüne delikanlının biri binerdi. Kızın birine gözü düşmüşse, göğün varsa, beni döndürürseniz derdi, ben sizi istemiyorum. Beni döndürmezseniz biriniz alacağım derdi. Ne yapayım işte olurdu, ekim biçerdim. Çayır topladım, koyun kırdım. Var da var. Yaylacılık var dakikada. Eşeklere binerdik ki. Böyle yaycıya giderdik. Karın başına halı dokudum. Koyun sağırdık. Allah'ım kurulayın. Ömür sanmak için bittik. Bakan da yok, eden de yok. Bundan sonra. İyi yapamaz bir şeysin inşallah. Bundan sonra da hastayık. Hayran hanımı gelmiş at arabasıyla. Ayşe'yi getirseydik. Yani yayan getirdiler. Şuraya niye çeşmenin başında geldik? Herkesin kendini kapısının önünden çekseydin daha iyi olmaz mıydı? Kulak yiyeydi. Çeşmenin başında neydi işin diyor. Kimiyle oynadın bozulmuş başın. Seni bana vermez zalim kardeşim. Ya ben ağlamayayım kimler ağlasın diyor. Bitti mi vazifemiz bitti mi? Sen ağzını o şeyleri sen iyi bilin. Getiremem ki. Ben ağzını bilmem. Akkışlı'ya selam söylüyorum kızıma, çocuklarıma, hepsine selam söylüyorum. Mehmet'e de söylüyorum. Tüm sevdiklerime, çocuklarıma, okul arkadaşlarıma, tüm köylülerime selamlar olsun. Allah. Ankara'daki bacım bakımlara, çoluğuna, çocuğuna, kızıma, oğluma çok selamlar olsun. Canım sen mi? De söyleyin ki. Hepsin de. Ulaştım mı biren biren dökülürler. Kurbanım yormayın. Şimdi televizyona mı çıkacağız? Yok.